Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle mor tek renk tülbente, bakın açıklı koyulu böyle mürdüm ve açık pembe, yeşil 3 renkten iğneden tığa bir model hazırladım. Yine modelim 3 boyutlu arkadaşlar. İğneli Harikalar diye kanal var. Oranın videoları hem kolay hem de sizlerin beğeneceği güzellikte olan modeller olduğu için bir tane daha tasarladım sizler için. Evet, sizler için hazırlamış olduğum modelim bu arkadaşlar. Şöyle modelimi göstereyim. Bakın 3 boyutlu yapraklardan oluşan çiçeğim. Şöyle boru kısmı arka tarafında göstereyim. Aklınızda bir şey kalmasın. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Sahte borumuz ve şöyle yaprak kısmında bunu ilmekle de yapabilirsiniz. Ya aparat kullanarak böyle hani yaptığımız ilmekleri yoğurt kovası olur, dondurma çubuğu olur, aparat olarak pipet olur arkadaşlar. O şekilde de yapabilirsiniz. Siz soruyorsunuz ya bunu nasıl ütüleyeceğiz, nasıl yapacağız diye. Böyle kalıp gibi dursun diye zincirle yapayım dedim arkadaşlar. Böyle 7'şer zincirden ilmekler oluşturarak böyle yaprakları oluşturdum. Bu da iğnenin ucuna takılıp yapılan tohumumuz. İster bu tohumu yapar, ister daha kolayını ama öğrenmiş olursunuz en azından diye de bu şekilde bu tohumu hazırladım. Orta kısmına da şöyle açıklı koyulu yapacağımız için çiçeğimizin diğer rengi de içindeki bu pembe renkten olacak diye. O yüzden arkadaşlar içine açıklı koyulu bu şekilde hazırladım. Modelim bu. Gerçekten çok hoş oldu. Şöyle öyle ışığı, güneşi vurdu arkadaşlar. Şimdi bunu buraya dikmiştim. Kaymış sanırsam aşağı. Modelimiz bu. Yaprakları bu. Yapılışı çok kolay arkadaşlar. Bazen kamerada yansımıyor. Şöyle 30 HD ile çektiğim için pek net güzel gözükmese de çok hoş bir model oldu arkadaşlar. Yapılışı da çok kolay. Şöyle tutup göstereyim. Evet. Modelimizi anlatım kısmına geçerek nasıl kolay olduğunu daha net görürsünüz arkadaşlar. Evet, şöyle çiçeğimizle iki çiçeğimizin arasına 5 tane bırakıyorum. Benimki model amaçlı arkadaşlar. Siz ne kadar bırakmak istiyorsanız o kadar bırakabilirsiniz. Şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. İkişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemlerini hazırladık. İpimizi dediğim gibi güzelce esnetip böyle tığ battının içine sık iğne ile sabitledim. İki zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yaprağım için yuva hazırlayacağım arkadaşlar. Ara suyunu da bitince gösteririm. Şöyle iki zincirimi çekiyorum. Sıradaki tığ battıya girip sabitledim. 1 2 zincir bir defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya girip 2 ve 2. Bu şekilde yaprak için zemin hazırladım. 7 tane zincir çekiyorum. 5 6 ve 7. Ters tarafına çevirip buradaki boş olan trabzanımın tepe noktasına giriyorum. Yaprak için yuva hazırlamış oluyoruz bakın. Hemen bir zincir çektim. Düz tarafına döndüm. Bu 7 zincirli yuvanın içine giriyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Tepesine bir zincir çektim. Bir defa tığı doladım. Hemen yuvanın içine giriyorum. 2 2 alarak bakın trabzan oluşturdum. Bir zincirim ve oluşturduğum trabzan 2 oldu. Bir defa tığı doladım. Şöyle dibinde 1 2 ve 2. 3 oldu. 2 defa tığı doladım. Hemen yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2 alıyorum. Pardon arkadaşlar.
Şunu sökelim son yaptığımızı. İki defa doladık ya. Buradaki yuvadan bir alacağım. İki değil. Bunu dört seferde alıyorum. Şöyle iki ve şöyle iki. Bakın. Bir zincir. İki, üç, dört. Toplamda dört tane trabzan ve buraya dört zincirden kirpik oluşturuyorum. Yaprağım fazla büyük olmasın diye arkadaşlar. Şöyle bu şekilde hazırlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hemen buraya yuvaya 5. sık iğneyi yapıp böyle minik bir yaprak oluşturdum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle 2 defa tığı doladım. Şöyle 2, 2 ve 2 olarak bir trabzan yaptım. Buraya 4 tane zincir çekiyorum ve kapattım. 4 zincirimi kirpik oluşturdum. Yine 3 tane buraya zincir çekip buradan geçip yuva hazırladım. Bu bakın dalımız bu. 4 zincirin içine de çiçeğimizi yapacağız. Evet, şu ilk başta yaptığımız yaprağı tekrar yapacağım. Şöyle yavaş da yapacağım arkadaşlar, anlamayanlar için. Bir zinciri çektim. Bir defa tığ doladım. Yuvaya giriyorum. 2. Bakın minik bir trabzan. Bir defa tığ doladım. Şöyle 1, şöyle 2 ve 2. Bakın. 3 tane trabzan arkadaşlar. Fazla yok. Şimdi 2 defa tığ doladım. Yuvaya giriyorum. 1, 2, 4 seferde. Bu da sık iğneli trabzan için yuva hazırlamış oluyoruz. 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle. 4 zinciri buraya kapatıp kirpik oluşturdum. Geriye kalan bu kirpikten sonraki yuvaya da 4 sık iğne yapacağım. Bakın 1, şöyle 2, şöyle 3 ve 4. 5. ana yuvada yapıyoruz. Her zamanki gibi şöyle. Şimdi buraya bir tane de sık iğne yapalım. Şu başta sık iğne yapmıştık ya. Son tarafı da bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Aşağı fazla yaprağım düşmesin diye. Şimdi iki tane de zincir çekip yandaki boş tığ battıya sabitliyorum. Ve tutturdum bakın. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Yuvanın içerisine girdim. 2 ve 2. 4 zincir. Ve 2 zincir. Yuvanın içerisine girdim. Sabitledim. 1, 2 zincir. Bir defa tığı doladım. Yuvaya girip 2 ve 2. 1, 2, 3, 4. Daha farklı kolay. Ara sulardan da yapılabilir arkadaşlar. Şöyle. Sabitledim. Evet. Bu şekil oluyor bakın. Şimdi. Biz bunu burada ben biraz ilerleteyim arkadaşlar. Çiçekte buluşalım. Evet. Şöyle. Bu dalımızın ortasına yapmış olduğumuz 4 zincirli yuvanın içerisine sık iğne ile ipimi sabit. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı yuvanın içerisine sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 3, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 4 oldu. Bakın 4 tane 5 zincirden kirpik yaptık ya. Şimdi 2 tane zincir çektim. Bir defa tığımı doladım. Hemen yuvanın içerisine girip şöyle 1, şöyle 2, şöyle 2. 3 seferde aldığım bir trabzanla 5. kirpiğimi oluşturdum. 4 tane zincir çekiyorum. Hemen ters tarafına döndüm. Buraya kapatıyorum.
Bu bir. 1, 2, 3, 4 zincir. 2. Şöyle tutayım. 4 zincir. 3. 4 zincir. Şimdi bir zincirle düz tarafına döndüm. Bakın, bu şekilde 5 kirpiğin üzerine 4 tane yuvayı oluşturdum ve ilk yuvanın içerisine sık iğne ile sabitledim. 7 zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7. 7 zincir. 3, 4, 5 ve 7. Bakın. Şimdi 3 tane 7 zincirden buraya kirpik yapacağım. 5, 6 ve 7. Şöyle bakın. Sağa doğru yerleştirip 3 tane kirpiği yaptım. 11 tane zincir çekiyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. İncecik 11 zinciri çektim. Ters tarafına çevirdim. Bunu ta ilk kirpiğin arasına sık iğne ile sabitledim. Bakın bu şekilde. Şimdi buraya 5 tane zincir çekiyorum dönüş olduğu için. Şöyle düz tarafına döndüm. Hemen bu kirpiğin arasından girip buraya bir tane yuva oluşturdum. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. Şu kısımları arkadaşlar bu şekilde çekiverin. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Ve bu ara zincir var ya, 11 zincirle gittiğimiz yukarı doğru. Oraya kapatıyorum bir tanesini de. Bu şekilde minik minik yuvalar oluştu ve şimdi buraya yarısı 4 zincirleneceğim. 4 zincirle inip buraya sabit. 3 veya 4 arkadaşlar. Çünkü 7 zincirin yarısını şöyle hesaplayıp indim. Bu dip kısma bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Yaprağın birisini oluşturdum. Yaprak bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Çok güzel duruyor. İğne zarifliğinde ipinizi daha iyi esnetip yapabilirsiniz. Aynı işlemi şöyle ikinci yuvanın da içine girip yapacağım. 7 zincirden 3 tane kirpik. 4, 5, 6 ve 7. Bu 1. 7 zincir. 5, 6 ve 7. 2. 7 zincir. 3. Şimdi bakın. 3 tane buraya oldu. Şöyle göstereyim. Şöyle tığ ile aralarından girerek size net gözükmesini sağlayacağım. Evet. 7 zincirden 3 tane kirpiği yaptık. 11 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 10 ve 11. Tersine çevirdim ve İlk kirpiğin arasından girip buraya sabitliyorum. Bakın. Bu şekilde 11 zinciri kapattım. Şimdi 5 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum. İlki 5, diğerlerini ikisini 4 yapacağım. Sıradaki kirpiği aralayıp şöyle içerisine sıkı sıkı şu dip kısmı sıkı oturtursanız güzel gözüküyor arkadaşlar. Zarif gözüküyor. Şöyle hatta ben pırttırdım, kusura bakmayın. Evet, 4 zincir. Burasından bahsediyorum arkadaşlar. Şöyle sıkı sıkı güzel oturtturunca zarif duruyor. Yine 4 zincir. Bakın şu şey sayılıyor. Bu ara kısmı bir kirpik sayılıyor aslında.
Dördüncü kirpik olarak düşünün. Şimdi bunun yarısı zincirini çekeceğim. Tıpkı şurada olduğu gibi kirpiği tamamlamış gibi oluyoruz. Fazla kirpik hani yukarı çirkin durmasın diye. Şöyle dört zincirle aynı yuvanın içerisine inip sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Böyle güzel duruyor yapraklar arkaya döndüğünde. Şimdi bunu kapattığımızda çok güzel duracak. Diğer yuvaya sık iğne ile iç işi yapıp toplam 4 tane yapraktan oluşacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Anlaşıldığına göre arkadaşlar bu iki yaprağı da biraz daha hızlı yapalım. 4, 5, 6 ve 7. Şöyle sabit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle sabitliyorum. Yine bu yuvaya 3 tane bu şekilde kirpiğimizi yaptık. Şöyle birazcık geri çekeyim. Şuraya sık iğne ile inelim. 11 zincir. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ters çeviriyorum. İlk buradaki tek kirpiğin orta kısmından sabitliyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. Yapımı hem kolay yaprakların hem de böyle iğneden daha benzediği için insan severek yapıyor arkadaşlar. Farklı. Hep aynı modellerdense böyle sizlere farklı farklı modeller çekmeye çalışıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya sabitliyorum. Ve 1, 2, 3, 4 zincir. Yuvanın içerisine girip sabitledim. Bu şekilde. Diğer yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum. Buraya da 7 zincirden 3 tane kirpik yapacağım. Bu 1. 7 zincir. Yedi zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kapatıyorum. Şöyle. 3 tane olunca 11 tane. 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bakın buradaki ilk kirpiğin tepe noktasından girip sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum. Düz tarafına döndük. Bakın bu şekil oluyor. Yaprağın yapımı da gayet kolay arkadaşlar. Şöyle. 4 zincir. Buraya. Tekrar 4 zincir. Onu da bu zincirin ara kısmına sabitleyerek kapattım. Evet, 4 zincirle aşağı ineceğim. Yaprağı, sonuncu yaprağı da tamamladık. Bakın bu şekilde. Ve şimdi. Evet. Şimdi şöyle. İlk yaprağı ilmekleri 7 zinciri çekmeye başlamadan önce buraya bir sık iğne ile geçiş yapmıştık. Bakın arkadaşlar. Oraya girip şöyle 3 boyutlu kapatma işlemini oluşturacağım. Bunu da sahte sık iğne ile yapıyorum. Tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Sık iğnenin arasından çıkarmış olduğum ilmeğimi. Şöyle tekrar bir zincir de üzerine çekip ipimi koparıyorum. Evet, çiçeğimiz hazır. Şimdi biz bunu burada bırakmıyorduk arkadaşlar. Şöyle biraz daha uzun bırakılabilir. Bu son ilk başlama yeri yani sık iğne ile yaptık ya.
Arka tarafından bir tane böyle dip kısmından tığıma ilmeği alıyorum. Şöyle taktım. Ve buradan da ilmeğimi alıp ucuna takıp şöyle şimdi bunu kesip yakacağız. Şimdi bunun tohumunu atalım arkadaşlar. Bakın şu şekilde boru kısmını da oluşturduk. Gördüğünüz gibi yaprak kısmı da bu şekilde oluştu. Şöyle. İçinin bu mor koyu renk mor tohumunu da yapalım. Evet. Şöyle tohumunu da atalım, bitirelim arkadaşlar. Bakın arka kısmından şu boru yaptığımız bu 5 zincirli tam orta kısmından iğnemi şöyle oradan içeri geçirdim. Buradan herhangi bakın iç kısmındaki bu dallardan birine iğnemi geçiriyorum şöyle. Burası benim başlangıç noktam olacak. Şöyle bakın. İğnemi taktım. İğnemin üzerine 25 tane buraya ilmek saracağım. Bakın bu uç kısma arka tarafı bu şekilde burada kalacak. Uç kısımdan buraya 25 tane ilmek saracağım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Biraz hafif bol olsun, çıkması kolay olsun. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Şöyle bakın rahat geçsin arkadaşlar, fazla sıkı yapmayın. 27, 28, 29, 30, 30, 30 olsun arkadaşlar, 30 da iyi, 25, 30. Şöyle biraz daha büyük olur. Bu uç kısmı böyle iğnenin elinizle hiç bırakmadan arkadaşlar ben size göstermek için bıraktım. Bakın şöyle bir yuvarlak tohum oluyor. Gözüküyor mu acaba? Ben mi göremiyorum. Bunu ilk bu hani dalı var ya oraya da geçirin bir tane daha sabitlemiş olun yani aynı yuvaya. Güneş gidince sanki daha rahat gözüktü. Bakın arkadaşlar. Şimdi buraya ilk tutturduğum yere geçiriyorum. Bir tohum oluşturdum. Bakın birleştirdim uç kısmını. Gördüğünüz gibi çok güzel oluyor arkadaşlar. Farklı tohumlar deneyin. Şöyle bu orta kısımdan da şöyle alıp bu başladığımız ters tarafı olursa şöyle ip izi arkada kalır arkadaşlar. Yanık izi yani. Şöyle göstereyim tekrar. Birleştirdikten sonra bu tohumun tam orta kısmından şöyle buradan çıkarıyorum. Gördüm. Tam ortasına bu düğülendi böyle. Farklı bir tohum olayı oldu. Şimdi ben bunu buraya yakayım arka tarafına yaprağın arka tarafına olursa yanık izi ön tarafta olmamış olur. Hemen yakıp geleyim. Evet, modeli hazırladık arkadaşlar. Şöyle açıklı koyulu tonlama yaparak mürdüm ve pembeyi bu şekilde tohumlarını da farklılaştırarak çok güzel bir model hazırladım. Yapımı da kolay gördüğünüz gibi hemen böyle İğne zarifliğinde böyle 3 boyutlu borulu kolay borulu bir modeliniz olacak. Kolay bir çiçeğiniz olacak. Keşke resim olsaydı da yeni boyasıyla hiçbir farkı olmadığını kıyaslasaydınız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir model hazırladım size. Şöyle göstereyim bakın. Hoş ve zarif bir model. Yan yana da tutayım.
çoğaldıkça daha güzelleşiyor. Bakın tekken farklı güzellik oluyor. Yanına mesela farklı bir renkten tonlama yaptıkça kendini model gösteriyor. Siz bunları sarıdan da tohumlarını atabilirsiniz arkadaşlar. Aslı bu şekilde. Ben bu şekil hazırladım. Evet, modelimiz bu. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Şöyle sizler de emekler için arkadaşlar beğeni ve yorum yaparak destek olursanız böyle yine dental veyahut da diğer tuoyası modellerin videoları gelir. Kanalın devamı olursa, beğeni ve yorumların devamı olursa şöyle bu şekilde hazırlarız. İnşallah ters tutmuyorumdur. Şöyle göstereyim. Rengin üstünde de. Modelimiz bu arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.